Ceren Gelin'in salonu siyah beyaz dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Gümüş ayaklı Chester model kırık beyaz kanepeler çok şık. Gelinimiz siyah berjerlerini kanepelerdeki siyah kırlentlerle kombinlemiş. Aynı detaylı krem rengi konsolun modeli gayet güzel. Ancak ebat olarak bu odaya biraz büyük. Ayrıca üzerindeki aynalar dikey değil, yatay monte edilseymiş daha orantılı olabilirmiş. Siyah orta sehpa renk olarak doğru bir seçim ama model olarak biraz spor. Gri üzeri siyah desenli halı renk olarak yerinde bir seçim. Spiral forma sahip led lamba odanın tarzına hitap ediyor ama çivi işi gold ve gümüş duvar saati aksesuar olarak uygun bir tercih değil. Son olarak siyah ve gümüş fon perdelerinde fazla gösterişli ve klasik durduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Ben öncelikle fonlardan başlamak istiyorum. Çok beğenemedim. Hatta hiç beğenmedim. Yani çok karışık göstermiş odanı. Koltukların rengini çok beğendim, beyazı özellikle. Ama siyahla beyaz değil de beyazla vizon falan olabilirdi. Beyaz daha değil güzel. Aslında, kırık. Kırık beyaz. Evet, aynen. Kırık beyaz. Evet. Halınla masan çok güzel uymuş bence. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Ayna da güzel durmuş ama salonun için ayna uygun mu onu bilemedim ama görsel olarak güzel durmuş yani bence. Ya açıkçası şöyle Yasemin, ben halınla şeyini beğendim. Yani uyum olarak evet, beğendim. Çok güzel. Ama bana göre salona bu masa gitmiyor. Yani ben bu masayı, orta sehpayı burada beğenmedim. Aynı zamanda bunun ayaklarıyla koltukların ayakları uyumlu değil. Bunu ne kadar aldın acaba? Hediye ama fiyatını orta biliyorum. 800 TL. 800. Evet. Halını ne kadar aldın? Halımda 450. Koltuk takımını da sorabilir miyim? Koltuk takımım 12 bin. Açılıyor galiba. Evet, geriye doğru açılıyor. Bir de ben halının salona uygun olduğunu düşünmüyorum. Benim tercihim tamamen. Bu halının salona uygun olduğunu düşünmüyorum. Yeni evli olmana rağmen bana göre rengi birazcık çok yıkattırdın herhalde, bilmiyorum. Solmuş gibi geldi bana. Siyah kısımları. Bunlar ya da siyahtı. Yıkanınca herhalde böyle bir grileşti gibi. Evet. Baskı olduğu ama için bazen direkt böyle olabiliyor. Direkt böyle. Benimki de böyle çünkü. Benim baskı halım yoktu, o yüzden hani söyledim öyle belki böyleydi, böyledir denge diye. Evet. Bir de ben konsoluma değinmek istiyorum. Onları hiç salona yakıştıramıyorum, konsolları. Evet. Ben çok uyum bulmadım onun da açıkçası. Burada da benim evimde olduğu gibi aynı görüyoruz. Ben aynaya yakıştırıyorum. Sen seviyorsun. Seviyorum da, kullandım bol bol. Ama iki ayna olması benim hiç hoşuma gitmedi. Bence orada bir eksiklik var. Çünkü konsol çok büyük. Konsolun üstünde aksesuar yok. Bana göre konsolun çok büyük. Üstündeki ayna kesinlikle çok az, küçük kalmış. Bundan dolayı ben eksik buldum ama anladığım kadarıyla sen zaten buraya aynayı bugün için taktın. Normalde televizyonla kullanıyorsun. Evet, televizyon yani, ünitesi olarak kullanıyorum konsolumu. Evet, evet. Bugün için değiştirmiş oldun. Tamam. Ünitem benim gözüme çok büyük geldi. Ayna iki tane olabilir ama boy aynasını pek uygun bulmadım buraya. Yatak odasına daha iyi olur gibi düşünüyorum. Koltukların güzel ama Chester olması biraz zor oluyor temizlik için. Daha önce kullandım biliyorum. Geleceksiniz diye tek tek temizledim Aslanım. Gerçekten zor çok oluyormuş. Tatlısın. Ama ben aldıktan sonra tabii ki de bunun farkına vardım. Kimse beni uyarmamıştı yani alma diye. Buradan da yeni evlenecek olan çiftlerimize mesaj olsun. Chester almayalım. Chester almayalım. Koltukları temizlemek çok zor oluyor çok gerçekten. Çok zor. Aralar hep toz topluyor çünkü. Ne dersen de yine bunlar çok satıyor. Evet. Ve evet. Çok sevilen bir model bence. Şimdi ben mobilyacılar da bize şey yapmış. Ne yapmasınlar? Kızmasınlar bize. Evet. Peki yemek masasını burada görmüyorum. Başka bir odam mı var? Yemek masam evet büyük olduğu için ve salonumu küçülteceği için. Haklısın. Fazla ayrıca bir tane odam vardı. Yemek odam olarak orayı değerlendirdim. Çok iyi yapmışsın evet, çünkü burada bir de masa düşünemiyorum. Evet. Evet çok dar olurdu. Çok büyük bir oda değil evet, çünkü. Evet çok büyük bir oda değil. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? 250 TL. Ben avizeyi çok beğenemedim. Siz ben de beğenemedim. Salona onu çok uygun olmamış. Evet. Bir de çok sönük kalmış ışık olarak. Işık vermiyor gibi vermiyor sanki. Bunlar daha çok dokuzu tercih için ediliyor. Led evet. Için aydınlat. Buraya basit ziyade kalmış öyle söyleyeyim sana. Daha aslında evimin en iyi anlatması bence yani benim fikrimce burada. Eşim beğenerek aldı çünkü. Peki hanımlar fonlar nasıl? Çok karışık. Ben Yasemin'in yorumuna katılıyorum. Fonu maalesef çok beğenemedim ben. Çok karışık. Daha sade daha olabilirdi. Daha sade siyah olabilirdi. 7 aylık evli olmana rağmen bunlar çok eskide kaldı artık ya. Çoğu insan artık kullanmıyor bunu. Bu detayı beğenemedim.
perdecimin hediyesiydi. Ben ya bu perdecilerin elinde mi kaldı? Bütün elinde kaldı, herkese veriyorlar bunu. Olabilir. Ve gelinlerde takıyor evet, şuraya. Evet. Ha? Türlerin güzel ama fonlarını ben buraya yakıştıramadım. Daha düz, daha sade bir şey olsa daha şık durabilirdi. Bir de türlerin beyaz değil de o da koltuğun evet, gibi kırık beyaz olabilirdi. Evet, evet, bu da sırıtıyor peki, biraz. Peki lambader, arkadaki ayna ve bu saati nasıl buldun ben sanımlar? Ben ilk önce boyasına bir değinmek istiyorum. Bana göre boyası çok koyu geldi. Yani evet birbirine bizim evlerimiz benziyor ama evet, koyu geldi. Duvardaki boyam, saat evet, de aynı şekilde. Hani saat bu buranın yeri değilmiş sanki gibi evet. Saati annem ve babam aslında bana hediye yaptılar. Eline emeğine sağlık ama bence yeri burası aa, değil. Evet, evet çok güzel. Yeri burası de değil evet. Çıkmış ellerine teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Annem bir yerde olabilirdi. Annem, baba restoran işi evet, yapıyordu galiba. Evet, birlikteler. Annem de ha, ev hanımı. Yani bu tarz bir işi yapmıyor herhalde. Yok, bu işi yapmıyorlar. Sadece hobi olarak. Çok güzel. Evet. Ne güzel bir hobileri olması. Senin bir hobin var mı? Benim bir hobim yok. Yok. Evet, zigonları ne kadar aldın? Zigonları mobilyamın içindeydi. Yani mobilyacım hediye etti onlar hediye bana. Etti. Evet. Güzel. Mermer detayı güzel ama keşke devamlılık sağlayabilirdin. Dediği gibi Sümeyra'nın ayakları uymuyor. Şimdi ben şöyle diyorum. Bir de ses şöyle bir gelinimizin mutfağına önce sen bir git şöyle bir gör. Ardından ben gelinlerimizi gönderiyorum.